Eşime içimden şu işi yaparsa nikah talağının birini vereceğim diye kalbimden geçirsem nikah talağı düşer mi? Yüzüne veya sesli olarak değil, sadece kalbimden geçirdim. Bu şekilde talak vermiş olur muyum demiş. Şimdi boşama bir tasarruftur. Ve diğer tasarruflarda olduğu gibi bu tasarruf ifadeye dökülmedikçe, yani mücerret kalpten geçmek ile herhangi bir hüküm ifade etmez. Artı sualde eşimi boşayacağım diye niyetlendim diyor. Velev ki bu niyet değil, bir telaffuz dahi olsa, yani eşine hitaben ben seni boşayacağım şeklinde bir ifade kullanacak olsa, bu da boşamak değildir. Bu gelecekten haber vermek veyahut da niyetinin ne olduğunu karşı tarafa ifade etmektir. Yani bu şekilde bir nevi vaatte bulunmaktır. Evet. Oysa boşamada cezim dediğimiz kesinlilik, yani ihtas dediğimiz, o anda onu inşa etmesi gerekir. Seni boşadım demesi veya boş ol demesi gibi. Ki nerede kaldı bu kardeşimiz, bunu diliyle de söylemiyor, kalbiyle, kalbinden geçiriyor diyor. Velev ki kalbinden boşayacağım değil, boş ol tabirini geçirecek olsa bile bunu telaffuz etmedikçe, ki eşinin duyması şart değildir ama bunu da vurgulayalım. Yani eşinin olmadığı bir ortamda kişi bunu telaffuz ederek eşini boşama ifadesini kullanacak olsa, böylesi bir durumda eşi kişiden boşanmış olur. Velev ki bunu hanımı duymuş olmasa bile. Yani illa birinin duyması gerekir mi? Şart değildir. O kişinin kendi, yani birinin duyup duymaması meselenin hukuksal tarafı, mahkemesel boyutu, inkar söz konusu olduğu zaman ispat edilip edilmemesi. Ama kişi eşini boşamak kastıyla boş ol kelimesini telaffuz edecek olursa, bunu kendisi bildiği için eşini boşamış oluyor o kişi. Bunu illaki karşı tarafın duyması gerekmez. Ama böyle bir ifade kullanmadan yalın kalbinden geçirmesi, yalın olarak böyle bir niyette bulunması herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir. Evet. Ki suale de baktığımız zaman sual soran kardeşimizin eşinin boşamadığını anlıyoruz. Bir de tabii burada şuna da dikkat etmek gerekir. Yani boşamak ciddi bir meseledir. Aile ciddi bir meseledir. Ailenin kurulması nasıl ki zor ise, bu zor olan bu aileyi çok basit bir şekilde bozmak doğru değildir. O yüzden eften püften meselelerden dolayı, ki genel itibariyle bu tür boşamaların sonu hep nedamettir, hep pişmanlıktır. Sonradan işte şu fetva neydi, bu fetva neydi diyerek fetva arama neticelerini görmekteyiz. Evet. O yüzden yani bu gibi eften püften meselelerde ağzımızı boşama kelimesine alıştırmamamız gerekir. Yuvanın sıhhat ve selameti için. Olur, eşler arasında kızgınlık olabilir, dargınlık olabilir, yerine göre bazı kere karşılıklı atışmalar da olabilir, insandır neticede. Ama burada bir taraf, ki bu bazen erkek olur, bazen kadın olabilir, yerine göre geri adım atmasını bilmeli, geri vites yapmasını bilmelidir. Çünkü her iki tarafta zıt olarak gidecek olursa, bu illaki bir yerde kırılma söz konusu olacaktır, ki bunun da en büyük yansıması maalesef çocuklara yansımaktır. Evet. O yüzden yani belli bir zamana kadar belki kişilerin yuvasını devam ettirmesi kendi şahıslarıyla alakalı olsa da, belli bir zamandan sonra artık çocuklar devreye girmiştir. Bu saatten sonra bireysel olarak düşünmek doğru değil. Yani daha genel düşünmek evet. lazımdır. Benim bu hareketim, böyle bir ameliyem sonuçta ne doğurur? Çocuklara etkisi ne olur? Bunların istikbaline etkisi ne olur? Topluma ne gibi zararı olur? Ve neticede olur. Tabii ki o çocuklara etkisi demek, topluma etkisi evet. demektir. Bunları iyi düşünüp buna göre karar vermek gerekir. Acele etmemek fayda vardır. Ki özellikle kızgınlık halinde, gazap halinde, eğer bu gibi telaffuzlarda bulunma ihtimalini kişi kendinde seziyorsa, o meclisi terk etsin. Yani atmosferi değiştirsin, ki çünkü insanın kızgınlık halinde alacağı karar genel olarak isabetsiz bir karar olur ve sonunda da illaki pişmanlık ve nedamet olur. O yüzden daha aklı selim düşünecek bir duruma gelinceye kadar bu gibi telaffuzlarda bulunmamasını şiddetle tavsiye ederiz. Evet. Bir de bazen eşler arasında, özellikle beyefendiler hanımlarına işte kızım diye hitap ediyor veya farklı kelimeler kullanıyor. Hani sanki eşi değilmiş de kendi çocuğuymuş, ablasıymış, kardeşiymiş gibi böyle telaffuzlarda bulunuyorlar. Şimdi bu şöyle bir şey var. Normalde İslam fıkhında zahar denilen bir olay vardır. Yani kişi eşini kendisine ebediyen haram olan bir mahremine benzetmesi. Ama bizim Türk kültüründe böyle bir izlenim veya böyle bir ifade yoktur.
Bu daha fazla Arap kültüründe var olan bir ameliyedir ve ona göre de hukuksal olarak sonuçlar değişebilir. Ama bundan dolayı bir kişiye işte eşine hitaben, işte sen annem gibisin, sen kız kardeşim gibisin derken veya dediğiniz gibi işte kızım şeklinde ifade ederken burada boşama veya haram kılmayı kastetmeksizin, işte annem gibi çok merhametlisin veya annem gibi her şeyime karışıyorsun tarzında, artık siyak sibak neyi gerekli kılıyorsa veyahut da kızın bir merhamet, bir şefkat mahiyetinde bu ifadeyi kullanıyor. Yani mahremiyeti kastetmek kastıyla olmadıktan sonra, ki genelde insanların uygulaması, kullanımı bu yönde olacağı için bu sözden herhangi bir şey lazım gelmez. Yani bunu bir de çok fazla irdeleyerek, sen böyle dedin, zaharı mı kastettin, şunu mu kastettin diyerek kişileri fitneye sebebiyet de vermemek lazım. Vesveseye de düşürmemek gerekir. Çünkü Allah muhafaza, çok duyuyoruz. Yani bu gibi meseleleri okumadan önce kişilerin hayatında herhangi bir değişiklik yok, bir sıkıntı yok. Bu gibi ince bir meseleye okuyor, oysa kendi hayatında tatbik etmediği bir mesele. Bundan sonra hayatı değişiyor, her şeyde şüphe aramaya başlıyor ve vesvese haline geliyor. Benim şunda nikahım bozuldu mu, bunda nikahım bozuldu mu, şöyle yaptım bozuldu mu, böyle yaptım bozuldu mu şeklinde çokça vesvese haline de rastlıyoruz. Buna da mahal vermemekte fayda vardır. Dolayısıyla hocalarımız bu gibi konuları işlerken, yani toplumda zaten böyle bir kültür yok ise, böyle bir anlayış yok ise bunu evet ilmi cenahta konuşulabilir. Yani talebelere tedrisat mahiyetinde anlatılabilir veya bu gibi meseleleri fıkhi anlamda irdeleyenler hakkında konuşulur. Ama avamın bu gibi bir bilgisi olmadıktan sonra bunların aklına böyle bir şeyi sokmak, ki zaten böyle bir kültüre sahip değildir. Yani toplum karısını boşayacaksa direktmen boşar. Evet. Yoksa onu işte kendi mahremlerinden birine benzeterek boşamayı, tahrimi kastetme, böyle bir bilgiye çoğunluk olarak insanlarımız sahip değildir. Evet. O yüzden bu gibi meseleleri de çok fazla toplum önünde konuşmanın bu anlamda doğru olmadığı, insanların vesveseye düşmesine sebebiyet vereceği kanaatindeyim. Evet. Şimdi içeriden arkadaşlarımıza diyor ki hocam, eşlerin birbirine karşı diyor ismiyle hitap etmesi mi doğrudur, yoksa daha farklı şekilde mi hitap etmek lazım? Kitaplarımızdaki özellikle hatırladığım kadarıyla Fetevain diye de kerahiye bahsinde geçer. Kadının kocasına hitap olarak ismiyle hitap etmesinin mekruh olduğu, daha fazla saygınlığı ifade edecek, işte efendi gibi, bey gibi ifadelerin kullanılması, kocanın da hanımına hitaben daha samimiyeti ortaya koyabilme adına ismiyle hitap etmesinin müstahap olduğu geçmektedir. Bu tabii toplum nezdinde bu şekilde konuşmaları. Hatta bundan dolayı bir bayanın kocasına ismiyle hitap etmesi biraz da kerahat olarak algılanmış, mekruh olarak da algılanmıştır. Ki kitaplarımızda biraz önce bahsettiğim üzere birçok yerde var, ama özellikle Fetevain diye de kerahiye bahsinde okuduğum, çizdiğim notlardan bir tanesidir bu. Orada bu meseleyi görme imkanımız vardır.